Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle angora ipten yelek örneği anlatacağım şiş ile. Angora ip simli kullandı krem. Yelek ördüğümüz iplerden 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bakın böyle. Harika bir örnek değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Böyle tam ajursuz bayan yeleği arayanlar için harika bir model. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatmak istiyorum. Bir örneğimiz için 5 ilmek, arasında da iki tane ilmeği var. Toplamda 7 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız 7 ilmek üzerinden. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şimdi şöyle, bu angora ip kullandık. Modelimizi size anlatırken de normal orta kalınlıkta ip kullanacağım. Şimdi şöyle kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzden modelime başladım yine. 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4, 5. Yine 2 düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de 2 tane ara örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5. Yine 2 tane ilmeğimi ara ördüm. Tekrar 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 2 aroşa, tekrar kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın, 2 tane düz, 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 5 ters. Sıramı böyle bu şekilde tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Bakın böyle 5 ters 2 düz çıktım. 3. sıramı ördüm. Şimdi 4. sırasında modelimizin son sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimizden sonra burada yine 2 tane ilmeğimi ara ördüm bakın. Sonra burada 5 tane olan düz ilmeğimin şu şekilde içinden şöyle 5 ilmeğimin içinden 1 doladım, 2 tekrar 3 4 ve 5. Yani 5 tane ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkardım. 2 4 5. Şimdi yine 2 tane ilmeğimi böyle ara ördüm. İkinci modele geldim. Tekrar bakın. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 5 tane burada düz olan ilmeğimin içinden şöyle önce 1 ilmek aldım. Doladım. 2. Yine içinden 1 ilmek aldım. 3. 1 doladım. Şöyle tekrar 1 ilmek daha çıkardım. Yani 5 ilmeğin içinden dolaylı yollardan 5 tane ilmek çıkardım. 2 tane ilmeğimi ara ördüm. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu an bir örneğim oldu değerli izleyicilerim. Bakın daha tam net değil ama bir örneğim oldu. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum yine. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında 5 tane olan burada ilmeğimi yine ters örüyorum. 4, 5. Yine arada 2 tane ilmeğim var, düz örüyorum. Tekrar burada 5 tane olan şöyle ilmeğimi yine ters örüyorum. 4, 5. Bu birinci sıramız oluyor. İkinci modele başlamak için birinci sıramız. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. 2 tane ilmeğimi ara örüyorum.
5 tane ilmeğimi düz örüyorum bak. Yine 2 aroşe örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 aroşe ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde de 2 düz örüyorum. Yani görüldüğü gibi 5 tane ters örüyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Ön yüze geldiğimiz zaman yine örneğimizin ikinci modelinin kuruluşunu anlatacağız. Yani arkanı önü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu değerli izleyicilerim. Hatta daha fazla da yapabiliriz. Bakın birer sıra daha geçelim. 4 değil de şöyle 6 sıra olsun. Daha güzel olur bu elma toplarımız diyelim. Şöyle hemen ben hızlıca bir sıra daha geçelim diyorum. Ben sizlere sıkılmamanız için 4 sırada örneğimi dizecektim. Fakat şimdi bir sıra daha böyle hızlı geçtim hemen. Yani 6 sırada yapıyoruz. Yine arka yüzdeyiz. Yani 4 sırada da yapabilirsiniz ama 6 sırada daha da güzel büyük olur. Böyle göz göz durur modelimiz. Şimdi 5. sıramız oluyor. Ön yüzde de 6. sıramızda hemen 2. modelimizi kuracağız. Şöyle de sayabilirsiniz buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 1 de ördük. Bu da 6. sıramız şimdi. Şöyle bakın, 2 tane aroşe örüyorum. Sonrasında 5 tane ilmeğimin içinden şöyle biraz bu son sırasını daha böyle bol örerseniz daha rahat çıkartabilirsiniz ilmeklerinizi. Şöyle bakın, hemen aynı şekilde devam ediyorum. 3, 4, 5. Arada 2 tane aroşe ördüm. Yine 2. modeldeyim bakın. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sadece bir sırası da bu işlemi yapıyoruz ön yüzde. 3, 4, 5. 2 tane aroşe ördüm ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi bir sırada arka yüzde örelim. Görüldüğü gibi 2 düz. 5 tane de burada olan ilmeğim bakın. Şöyle hemen ters örüyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sıramı bitirdikten sonra sizin de örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Şöyle. Harika bir örnek oldu değerli izleyicilerim. Bu orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden. Böyle açık kahverenginde. Bu da angora. Yani ikisinden de olur. Dilediğiniz elinizde varsa ikisinden de yapabilirsiniz. Tabi angoradan biraz daha böyle hafif olur. Şeyden biraz daha çabuk, daha çabuk biter. Ve işte kalın mı olur bilemiyorum. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.